Bu düzen böyle gitmeyecek. Bir akşam arkadaşlarla oturuyoruz. Hatta bunu Instagram sayfamda da paylaşmıştım. Dedim ki birden döküldü. Arkadaşlarla bu sistem böyle dik gitmeyecek, değişime giriyoruz dedim. Her şey minimize indirgenecek dedim. O an gelen bilgileri aktardım. Hatta bunu paylaşmıştım da. Ve gerçekten bir ay sonra da, bir buçuk ay sonraydı, pandemi patlak verdi. Sen tabii pek şaşırmadın herhalde Yok, olana. şaşırmadım. Şimdi bundan sonrasıyla ilgili de soracağım. Hani var mı sana gelen bilgilerde neler var? Ama bir Atatürk rüyam var Ceren. Evet. Seni buralara da getiren. Bir de onu dinlemek isteriz. Bu olaylardan önceydi. Zaten Atatürk rüyasını gördüm. Atam benim tam 40 yıl seni bekledim dedim rüyamda. O kadar heyecanlandım. O kadar duygulandım. Sana sarılmak için tam 40 yıl bekledim dedim. Bana sarıldı. Görevin başına git dedi. Yani o an bambaşka bir şeydi. Yani şimdi görevin başına git diyor ama hangi görev? Onu anlayamadım. Yani nasıl bir görev bu? Atatürk'ü görmek o dünyalara bedel bir şeydi benim için. Tabii anlam veremedim. Fakat daha sonra bana gelen bilgi de bu pandemiden sonra oldu. Yok, pandemiden önceydi, pardon. Pandemiyle ilgili gelen bilgiyi paylaştım. Fakat şunu söyledim, korkma, korkma yani bunlar geçici bir şey. Geçici bir şey yani korku bizler için iyi değil. Gelen bilgi de diyor ki, Londra'yı terk etmelisin. Nereye terk edeceğim dedim. Ben Londra'yı çok seviyorum. İngiltere'yi çok seviyorum. O zaman dedim İskoçya veya Galler'e yerleşeyim. Yeşillik ve dağlık alana gitmem isteniyor. Tamam dedim İskoçya veya Galler'e yerleşirim dedim. Sorun değil. Londra'yı terk et, yeşillik ve dağlık bir alana git. Hayır. Londra'yı terk etmem gerekiyor. Dağlık ve yeşillik bir alana çıkmam isteniyor. Tamam. Tamam dedim İskoçya veya Galler'e yerleşirim dedim. Hayır dendi. İngiltere'yi terk edeceksin. Ah, görevim bitti diyorlar İngiltere'de. İmkansız. İngiltere'yi çok seviyorum. Hayır diyorlar. Ege bölgesinde dağda yeşillik alanı bana tarif ettiler, yazdırdılar. Allah Allah dedim. Ben alıştım İngiltere'ye. Yani hayatım orada geçti. Çok ilginç bir şey oldu. Tabii fiyatlar da fırladı. Türkiye'de emlak fiyatları, toprak fiyatları. 2 günde bana yer aldırttılar. O kadar güzel bir Çok yer ki. iyi biliyorum o Ve süreci. ben bunu gitmeden aldım. Görmeden. Önüme getirdiler. Annemle dedim ki, anneciğim dedim, böyle bir yer var. Lütfen benim adımı al orayı dedim. Vekaletim vardı annemde. Şimdi tarif ettim böyle bir yer dedim. Senin anlattığı yerin aynısı dediler. Ve sonra ben gittim. Aynı birebir yazdırılan yer. Dağda ama çok güzel bir yer. Yemyeşil zeytin ağaçları, yeşillik. Bana yazdırılan yer önüme getirildi. Buraya yerleşeceksin ve kitleler sana burada ulaşacak. İnsanlar sana burada ulaşacak denmişti. İyi de ben Türkiye'de çok fazla insan tanımıyorum. Orayı anlamamışım. Anlamadım yani. Yıllar önce yazdırıldığında. Tamam Ege bölgesine yerleşeceğim. Bu toprağı nasıl alacağım? Kolay mı toprak almak? Ondan sonra yani tabii ki kolay mı derken böyle bir kafamda düşünce bile yok yani. İnsanlar sana burada ulaşacak diyorlar. Hangi insanlar bana ulaşacak? Hiçbir şeye anlam veremiyordum ve parçalar tek 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 yerine oturdu. Atatürk'ün görevinin başına geç demesi,
Ege bölgesinde dağlık alana yerleştirilmesi ve o alanın önüme getirilmesi, bu kadar şey tesadüf olabilir mi? Bir tanesi her milletten, her dinden bazı insanlar bir alanda toplanmışız. Herkes gökyüzüne bakıyor. Gökyüzünde altın bir pusula, sapsarı. Çok güzel bir altın pusula, çok kocaman bir şey. Ve gökyüzünden ışıklar düşüyor, sanki böyle meteor gibi. Ve bunun dünyayla ilgili olduğunu, bütün insanların bir araya getirecek bir olay yaşanacağı, bütün insanların birlik olacağı. Ama maalesef o şeyin göklerden gelen bir kararla olacağını ben hissettim. Yani bu benim yorumum. Bu şekilde. Yani engel olamayacağımız gökten bir karar gelecek ve insanlar birlik olacak ama çok da etkili olamayacağımız bir durum yani. Yani bir zorluk, bir badire Evet. atlatılacak. Evet ama göklerden gelecek. Bazı insanlar rahattı, bazı insanlar çok panikti. Ben rahattım çünkü o altın pusulayı görünce dedim ki bu Bize yol gösterecek. yani bu gökten gelen bir karar diye içim rahatladı. Sonsa da gökten geliyor, başlangıçsa da gökten geliyor. Ne geliyorsa oradan geldiği için hiç korkmadım yani. İstanbul üzerinde kuzeyden alçalarak yaklaşan, Anadolu yakası var ve kuzeyden alçalarak yaklaşan büyük siyah karbon fiber yüzeyine benzeyen böyle modernler vardır, görmüşsünüzdür. Böyle işte hamburger gibi durur, böyle üstünden basıp. Giderek atmosferden alçalarak dünya yüzeyine yaklaşan onlarca büyük gemi var. Bu gemiler karşısında yönetimler insanlara acele etmelerini ve güvende olabilecekleri yerlere ulaşmalarını istiyor. Ama bu bir tehdit mi yoksa dostane bir yaklaşım mı? Yönetimler bunun farkında değiller. İnsanlar panik halindeler ama bir kısım insan bu paniği sevk edip, körükleyip yönlendiriyor. O ayrı bir durum. İstanbul Boğazı'nın açıklarında, Saraybürün açıklarında bir takım savaş gemileri var ama yerli veya yabancı mı bilmiyorum. Bu güvertelerden, bu gemilerden bu gemilere ateş açılıyor. Ama herhangi bir tesiri olmuyor. İnsanlar panik halinde kaçışmaya devam ediyor ama sanki bir kurgu, bir senaryomuş gibi yaşanıyor her şey. Çünkü sanki tam zamanında o gemiler oradaymış gibi. Sanki o karşılık veren, ateş edecek dünya yapımı gemiler, destroyerler, o savaş Türk gemileri. gemileri mi onlar? O detay var mı? Detay yok. Ama çok Türk gemilerine benzemiyor. Olmaya da bilemiyorum. Ama sanki tam orada olmaları gereken zamanda oradalarmış gibi. Yani nereden biliyorlardı, geldiler, orada hazır bulundular. Onu da bilmiyorum. Çünkü bunları yaşarken bir yandan da görürken bir yandan da bunların neden orada oldukları hakkında sanki altyazı geçiyormuş gibi bir sürekli bir bilgi Bilgi akışı akışı. var. Sürekli. Hatta bunun bir hafta sonu muhtemelen akşamüstü saatleri ve havanın parçalı bulutlu ilkbahar bitimi ya da sonbahar başlangıcı gibi bir dönemdi. Ve çok da uzak olmayan üstümüzdeki kıyafetlere benzer modern dönem kıyafetleri, benzer telefonlar, benzer cihazlar, benzer gemiler, benzer otomobillerin olduğu bir dönem. Yani 50 sene sonrasından bahsetmiyorum. Çok daha yakın bir dönemden bahsediyorum. Bugünlere çok daha yakın bir süreçte gerçekleşiyor bunlar. Tabii bunlar gelecek vizyonu bir mesaj mıdır? Bilemiyorum tabii ki. Kaç uzay gemisi var? Çok. Çok Çok. fazla. Peki senin hissiyatın nedir Münir? Yani kötü bir şey mi oluyor? İyi bir şey için mi geldiler? Orada bir his akıyor mu? Hiç korku ve endişem yoktu. Hiç kötü bir hissiyat yoktu içinde. Sadece bu sanki bir bilgilendirme. Birçok, bilmiyorum bu anlam ifade eden birçok temasçı tanıdım.
Bunu bekliyor mu? Biliyor hazırlık mu? İçerisinde, birçok teması hazırlık içerisinde. Tam olarak yerini bilemiyorum ama benim gördüğüm yer bir kıyı şeridiydi. Bir kıyıdalar. Tabii. Ben bu vizyonu iki kez gördüm. Birinde gündüz, birinde geceydi. Herkes sokağa dökülmüş, biz de çıkmışız. Benim annemle babamla yanımda. Diyorum ki ayrılmayın yanımdan. Neden yanımdan ayrılmayın dediğimi o anda anlamadım. Ama sanki böyle hipnoz olmuş gibi babam gitti. Babama gitmemesini söyledim. Babam beni duymuyordu. Bu bahsettiğim bir vizyon bu arada. Uyanık haldeyim. Babam beni duymuyor. Annemle kardeşimi güvenli bir yere alıyorum. Diyorum ki burada beni bekleyin. Sakın kımıldamayın. Onu alıp geleceğim. Sanki böyle benim etrafımda olmaları gerekiyormuş gibi. Belki koruma içgüdüsüyle bilemiyorum ama babamı almaya gittiğimde bu sefer babamı aldıklarını gördüm. Yani nasıl söyleyeyim, o Peki filmlerde insanların gördüğümüz gibi alınması bir kötü bir ışık şey mi? silmesiyle. Korkutuyor mu seni? Duygu ne orada? Duygu şey değil, korkutucu değildi benim için. Ama insanlar panikteydi. O yüzden diyorum ya, bizim anladığımız şekilde değil. Biz korkunç şeyler bekliyoruz. Bize onu yapacaklar, bize bunu yapacaklar, bizi istila edecekler. Bizi istila edip ne yapsınlar? Ya da alelade birini alıp ne yapsınlar, ne yapacaklar? O kadar çok insanı alıp ne yapacaklar? Bir çalışma yapıyorlarsa bir tanesi de yeter. İki tanesi de yeter. Hadi 10 tanesi yeter. Peki bu vizyon için bir zaman hissin var mı? Hani diğer için 1-2 sene içinde dedin ya. Yani aynı şekilde birkaç sene içerisinde gerçekleşeceğini düşünüyorum ama çok net bir tarih vermenin doğru olacağını düşünmüyorum. Zaten öyle bir tarih yok ortada ama hissiyat olarak zamanın kısa olduğunu biliyorum. Benim kendi hissettiğim toprak, nasıl anlatayım? Kendimi toprakla böyle bazen birleşmiş gibi hissediyorum. Hani az önce dedim ya, olayın içine giriyoruz, sanki bir fil yaşıyormuşuz gibi. Ben sanki her gece saat 1.30'da saat 3 suları arasında böyle bedenimde bir tarama oluyor. Böyle bütün nasıl anlatayım? Sanki atomlarıma bölünmek üzereymişim gibi hissediyorum. Ve kendimi bir toprakmış gibi zannediyorum. Bunu geçen 3 gün önce gördüm. Toprakla bildiğiniz bütünleştim. Toprak oldum. Ve birdenbire kaynamaya başladım. Ama nasıl bir kaynama? Yani böyle bir volkan gibi değil. Ya da bir işte sel gibi değil, bir deprem gibi değil. Bu bambaşka bir şekildeydi. Yani sanki bir nasıl anlatayım? Hani böyle frekans şeyleri vardır, tuz dökerler, o böyle zıplar ya yerinde. Toprağın Tamam, şekil alır. Evet. o şekilde bir kaynaması gibi düşünün. Ama nasıl bir kaynama? Onu tam tarif edemiyorum. Yani su kaynaması gibi değil, bir volkan kaynaması gibi değil. Bambaşka bir şey. Ve atomlarıma parçalandım. Toprağın içindeyken, toprakken bile atomlarıma parçalandım. Yani hem bedenim olarak, insan bedeni olarak atomlarıma ayrıldım. Hem de toprak olarak da atomlarıma ayrıldım. Nasıl anlatabileceğimi bilmiyorum ama böyle bir şeyin geldiğini hissediyorum. Yani bu deprem değil kesinlikle. Bir sel değil kesinlikle. Çünkü onların nasıl olduklarını biliyorum. Ya ıslanarak ya boğularak uyanıyorum. Ya bacaklarımda bir işte uyuşmayla, bir titremeyle uyanıyorum. O suyun soğukluğuyla uyanıyorum sel dönemlerinde. Ama bu bambaşka, yani bunun bir tarifi yok. Peki yine bir Ne felaket gibi geldiğini mi? bilmiyorum. Bir toprak kayması gibi. Yani toprakla ilgili olumsuz bir şey mi? Evet. Ben hani Anıtkabir'in yanındaki bir hastanede çalışıyordum. Zaten çalışmaya başlamadan önce görevli olarak Anıtkabir'in yanına gideceksin şeklinde bilgisi geldiğinde ben elimi kolumu sallayarak gittim. Orada çalışacağımı biliyordum zaten. Dolayısıyla da bir 3 sene kadar orada çalıştım ve Anıtkabir burnumun dibindeydi ve ben sürekli oradaki portalı korumak için hani sürekli gözümünün önündeydi. Benim varlığım otomatikman oranın portalını korudu. Yani varlığımla bunu Anıtkabir'de bir gerçekleştirdim. portal mı var? Bir enerji portalı var. Keops'un iz düşümüne denk gelir Anıtkabir. Ve orada da bir L hattı var. Atatürk bilinçli bir şekilde oraya seçmiştir. Ve orada da bir portal var. Atatürk'ü gördüm dediniz. Peki onunla bir iletişim bir şey oldu mu? Bir şöyle İlk gördüğümde babamın yazmış olduğu şehitlerle ilgili bir kitabı incelerken ben Kur'an okuyordum evde. Okurken şöyle babamın yazdığı notlara karşı karşıya bir baktım. Atatürk karşımda oturmuş, babamın notlarını inceliyor. Ve böyle çok şey
dikkatli bir şekilde inceliyor. Ondan sonra yok canım ben rüya görüyorum falan. Yani düşünmedim hiç Atatürk'ün hani odama kadar gelebileceğini. Bu ne zamana denk geliyor? Tarihini hatırlayamıyorum. Yani çok eski mi yani? 10-15 sene diyelim. Eski. Sonrasında gözlerimi kapattım. Tekrar açtım hala orada. Tekrar kapattım ve tekrar açtım hala oradaydı. Sonra tekrar kapattım. Açtığımda gitmişti. Portal nereye gidiyor? Sirius'e falan mı? Anıtkabir'deki portal mı Sirius'a gidiyor? Peki Hacı Bektaşi Veli ve diğer gittiğiniz noktalarda da muhtemelen Sirius böyle bir şey var. Gidiyor. Hepsi Sirius A'ya gidiyor. Peki göreviniz ne orada? Ne oluyor? Portalı korumak mı? Ne yapıyorsunuz sizce? Niye oraya davet alıyorsunuz? Orada nasıl bir çalışma yapılıyor? Bilirsiniz onu içsel olarak. Şöyle söyleyeyim. Yani birkaç insana beraber gittim. Her birinde farklı bir deneyim yaşandı. Üç arkadaşım, yani üç kişi olarak gittiğimizde portalın içine çekildik ama askerler çıkış vakti bitti. Yani görüşme vakti bitti, ziyaret vakti bitti diye bizi zorla çıkardılar. Biz yerimizden kımıldayamadık. Dizimize kadar batmıştık portala enerji olarak.